İzinler birazdan polemik var. İki polemik konusu, biri soruşturma, biri oy üstünden siyasilerin sözlerini duyacaksınız. Birazdan Ankara'ya gideceğiz. Sevgili Tülay bizi orada bekliyor. Çünkü neden? Yarın AK Parti'nin kongresi var. Bir de önemli bir haber. Mekke'de, Kabe'de sevgili izleyenler bir olay yaşanıyor. Zannedersem yıldırım düşmesinden dolayı Kabe'de, o kutsal mekanda yaralanmaların olduğu bilgisi geldi. Arkadaşlarımız bazı görüntüleri de herhalde ajanslardan çekiyorlar. Birazdan onu da paylaşacağız sizlerle. Ama ilk bilgileri vereyim ben size. 15 civarında hayatını kaybedenler var. Arkadaşlarımız, ben duyuyorum ama netleştirmeleri açısından birazdan detayları vereceğiz sizlere. Sözüm var diyor Oktay. Bu ülkede barış olacak, bir orman gibi kardeşçe yaşamak için demiş gönderdiği mesajda. Şimdi bakınız. Selahattin Demirtaş bugün ve HDP'liler bugünkü grup toplantısını İdil'de yaptılar sevgili izleyenler. Cümleye dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi Bodrum ve Cizre'yi aynı cümle içerisinde kullandı. Niyet okumuyorum. Niyet okuma diye bir zaten bir yeteneğimiz de yok. Ama dinleyin. Acaba aklınızdan ne geçiyor? Zannediyor musunuz ki Bodrum Cizre'ye çok uzaktır? Cizre yanarken Bodrum'daki mutlu olabilir mi? İstanbul'daki, Edirne'deki Cizre'ye sessiz kalırsa yarın bir gün kardeşlikten nasıl söz edecek? Huzurdan nasıl söz edecek? Alışılmışın dışında mecliste değil, Cizre yolundan döndü. İdil'de yaptı grup toplantısını HDP. Demirtaş Cizre için yanıyor dedi. Bodrum İstanbul çıkışıyla birlik vurgusu yaptı. Özel harekatçıların 9 gündür Cizre'de yaptığı PKK propagandasını 30 yıldır PKK Cizre'de yapmayı başarmamıştır. Ben savcı olsam hepsini PKK'ye yardım yataklıktan tutuklar içeri atarım. Tek gündemi Cizre ve orada yaşananlardı. Bu çarpıcı sözlerle savcılara seslendi. Cizre'de yaşananlar için kurduğu cümleler dikkat çekti. Hedefinde hükümet vardı. Ben ilk defa şahsen 30 yaşında olağanüstü hal dışında nefes aldım. Bir gün. Biz insanları siyasete çekmeye çalıştıkça devletin politikaları ısrarla gençleri daha itmeye çalışıyor. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili sözleri düşündürücüydü. Sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin cezası nedir biliyor musunuz? 100 TL. Cizre'de sokağa çıkmanın cezası ne? İdam, infaz. Sözü çözüm sürecine getirdi. İsim vermedi ama oklarının hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Baldıran zehiri içmeye hazırım. Her şeyin normal olduğu günlerde baldıran zehiri içmek kolay. Bakıyorsunuz, baldıran zehircileri ortada yok. Silah bırakma çağrısını yineledi Demirtaş. Çözüm için müzakereyi işaret etti. 100 yıl daha bu savaş sürse PKK olarak orada kalacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada kalacak. 101 yıl sonra yeniden müzakereye, diyaloğa dönülecek. Maalesef siyasi iradesinin pek de güçlü olmadığını HDP'nin bir kez daha görmüş olduk. Belirleyici olanın örgüt olduğunu. AK Parti HDP'nin gücü olmadığını gördük dedikten sonra çözüm masasına yeniden dönülür mü ya da kiminle dönülür?